Merhaba Mavi Kadın izleyicileri. Size çok güzel bir haberim var. 18-24 Ekim arasında Güneş'le Venüs kavuşacak. Onlar bile kavuştu, biz kavuşmayalım mı diyorum ben. Güneş'le Venüs terazi burcunda kavuşacaklar. Uzun zamandan sonra ilk defa. Bu anlamda da aslında terazi, ortaklığı, ilişkileri, empatiden daha çok aslında ilişkiye emek vermeyi sembolize eder. O anlamda güzel bir döneme gireceğimizi söyleyebiliriz. Peki bu Güneş'le Venüs kavuştu da bize etkisi nasıl olacak? Bundan bahsedelim biraz. Öncelikle iki gezegenin kavuşması ilişki anlamında da para anlamında da güzel şeylere vesile olacaktır. Aynı zamanda Venüs küçük şans gezegeni olarak geçer. O yüzden de sizin hangi evinizde buluştuysa o ev konusunda şans da verir. Şimdi burçlara ve yükselen burçlara göre etkilerinden bahsedelim. Yükselen koç ya da koç burçları. Bu kavuşum sizin 7. evinizde, ilişki evi, ortaklık evi dediğimiz evinizde gerçekleşecek. Çok yalnızım, hayatımda kimse yok diyen koçları bu 5 gün boyunca birazcık daha sosyalleşmeye davet ediyorum. Zaten ilişkim var diyenler için de bu dönem oldukça keyifli olacaktır. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar, bu kavuşum sizin 6. evinizde gerçekleşecek. Anlamı şu, günlük işler, rutinleriniz hayatınızı kolaylaştıran bir etkiye sahip olacak. Bize aşk yok mu diyenler için, yalnız olanlar için de günlük iş hayatında ya da rutinlerinde tanıdığı insanlar belki bir ihtimal ilişkiye dönüşebilir. İkizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler, bu kavuşum Güneş'le Venüs'ün kavuşumu sizin aşk evinizde bir araya gelecek. Bu kavuşumdan en çok faydalanacak olanlar sizlersiniz. O yüzden yapabiliyorsanız bu dönem kalbinizi aşka açmanızı tavsiye ediyorum. 18-23 Ekim arası oldukça güzel. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, bu kavuşum sizin hanenizde gerçekleşecek. Aile evi, kökler dediğimiz ev. Taşınmak istiyorsanız, yeni bir eve geçmek istiyorsanız, evinizle ilgili değişiklikler yapmak istiyorsanız bu dönemi kullanabilirsiniz. Bizde aşk yok mu diyorsunuz, markette karşınıza çıkabilir, Ikea'da karşınıza çıkabilir, birazcık daha domestik alanlarda karşınıza çıkma ihtimali var. Sosyalleşin sizde. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, bu kavuşum sizin 3. evinizde bir araya gelecek. Eğitimler konusunda, seyahatler konusunda, arkadaşlık konusunda güzel şans verecektir kavuşum size. Yalnız olanlar da bu dönem eğitimlerde, seyahatlerde, trafikte karşınıza çıkabilir, hazır olun. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, bu kavuşum para evinizde gerçekleşiyor. İş arayanlar varsa, işte terfi görüşmesi yapanlar varsa bu dönem güzel sonuçlar alabilir. Yalnızlığa çare yok mu diyorsanız da birazcık daha parayla ilgili mekanlar, belki sanat galerileri de karşınıza çıkacağı mekanlardan biri olabilir. Buralarda olmaya gayret edin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, bu kavuşum sizin tam yükseleninizin üzerinde olacak. Anlamı şu, bir anda çok güzelleşmenizin, çok dikkat çekmenizin ihtimal olduğu bir hafta bu. 18-23 Ekim haftası. O yüzden karşınıza her yerde çıkabilir yalnız olanlar için, ilişkisi olanlar için de güzel ve bereketli bir dönem, bunu söyleyebiliriz. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, bu kavuşum sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Birazcık daha gizli tutulması gereken ilişkilere doğru çekilebilirsiniz. Bu dönem biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum size. Ve aynı zamanda da kalbinizi dinlemek için, ruhunuzu dinlemek için, biraz meditasyon yapmak için güzel zamanlar olacaktır. Bir sürü şeyin farkına varacaksınız. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, bu kavuşum sizin kalabalıklar evi dediğimiz 11. evinizde olacak. Toplantılar, dernekler, organizasyonlar, bu dönem bol bol dahil olmanız gereken yerler olacak. Yalnız olanlar için de bu ortamlar fırsat getirecektir. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, kariyer evinizde Güneş'te Venüs kavuşacak. Kariyerde parlayacaksınız, kariyerde dikkat çekeceksiniz ve bereketiniz artacak. Bu anlamda işle ilgili beklentileriniz varsa bu haftayı kullanın lütfen. Yalnızım diyenler içinse daha kariyer sebebiyle tanıştığı insanlara alıcı gözüyle bakmalarını tavsiye ederim. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, bu kavuşum 9. evinizde gerçekleşecek. Yani yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, akademik kariyerle ilgili planlarınız varsa, vizyonunuzu geliştirecek bir şeyler yapmak istiyorsanız bu dönemi kullanabilirsiniz. Çünkü böyle ortamlar önünüze düşecek. Yalnız olanlar da bu ortamlarda fırsat karşınıza çıkabilir. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, 8. evinizde olacak bu kavuşum. Miras, davalar, vergiler, krediler gündeminiz olacak ama iyi haberler bekleyebilirsiniz bu anlamda. Yalnız olanlar için de yine böyle bu mekanlar biraz daha karşılarına çıkarabilir insanları, daha değişim ve dönüşümün olduğu alanlar diye söyleyebiliriz. Umarım işinize yarayan bir video olur. Kendinize çok iyi bakmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.